Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından bilgelik. Allah sizi esirgesin. Şu adamın durumuna bakalım. Kalbi hak ve hakikatle, göğsü örnek alınacak hallerle, aklı hidayet ve basiretle dolu. Bu durumu görür ve bilir. Fakat deliyle bunu güzel bir şekilde ifade edemez. Bu nasıl bir makam, nasıl bir haldir? Onu bu makama ulaştıran nedir? Cevapladı. Ben öyle umut ediyorum ki, o kişi hakikate erişmek üzeredir. Bilgelik, bulutları onun idrakine değdi değecek haldedir. Kalbine düştüğü yeri yeşerten yağmurların yağmasına ramak kalmıştır. Onu bu makama eriştiren hal, doğruluktan ayrılmaması, ruhunun dünyadan ve dünya zevklerinden yüz çevirmesi, kalbini ve organlarını özenle koruması, kendisini ilgilendirmeyen hususları terk etmesi, aynı zamanda da ilahi buyrukları tam olarak anlayıp kavrayabilmek için bütün enerjisini toplaması ve bu noktada dikkat kesilmesidir. Zahidin, yani sırf Allah rızasını kazanmak için dünyadan el etek çekmiş kimsenin dünyadaki halidir bu, o kişi de elbette yakin yani şüpheden arınmış kesin manevi bilginin ruhu da vardır. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Dünyadan el etek çeken bir kulu gördüğünüzde ona yakın olun. Çünkü o bilgeliğe yani hikmete ermektedir. Ayrıca şöyle buyurur. Kul dünyadan vazgeçince üç meziyete kavuşur. Aşiretinden edinmediği bir şeref, parasız bir zenginlik ve öğrenilmeden kazanılan bir ilim. Halife Ömer radıyallahu anh, Allah kendisine razı olsun, komutanlarına şu uyarıda bulunmuştur. Allah'a itaatkar kulların söylediklerini aklınızda tutun. Çünkü onlar İşlerin gerçek yüzünü görürler. Biri de şöyle demiştir. Kul dünyadan el etek çektiğinde Allah onun için bir melek görevlendirir de o melek bilgelik yani hikmet kabından dallar alıp onun kalbine diker. Tıpkı sizden birinin bahçesine ağaç dikmesi gibi. Sordum. O bunu ne zaman dillendirebilir? Kalbinde duyduğu bu şeyi hayilesini dolduran bir hakikat olarak ifade etmesini perdeleyen ve engelleyen nedir? Cevapladı. Bu adam iyi dikilmiş, hoş meyveli, kökleri toprağa iyi gömülmüş, dalları boyatmış, öz suyu her bir yanında dolaşan, yaprakları yeşermiş ve meyveleri görünmüş bir ağacı andırır. Ama bu ağaç yeterince büyümemiş, henüz olgunlaşmamış ve daha tam ürün verecek hale erişememiştir. Ancak meyve vermeye elverişli ve olgun duruma geldiğinde sahibi onun yemişlerini devşirmeye başlayacaktır. İşte ey genç! Bu adamın hali de aynen öyledir. Bilgeliğine hükmedecek kemale daha erememiştir. Kendisinden yararlanılmaya, manevi gıdalar almaya henüz elverişli değildir. Hal ve hareketlerinde bilgelik makamına erip yükseldiği manevi makamlara tam anlamıyla layık olunca ancak o zaman kendisinden hikmet pınarları akmaya, dilinden bilgelikler dökülmeye, kalbinden bilgelik kaynakları fışkırmaya başlar. Eriştiği manevi hallere bütünüyle hakim olduğu için kendisinden istifade edilir. Manevi kazançlar sağlanır ve yeterince yararlanılır. Sordum. Sayesinde bilgeliğin sağlamlaştığı hal hangi haldir? Cevapladı. Bilgeliğin gerektirdiği ahlaka sadık kalmak. O bilgiye yakışan vakarla donanmak. Ona egemen olmak için uyanık bir kalbi olmak. Onun kadir ve kıymetini bilmek. Onu elde etmeye büyük arzu duyup olgunlaştırma isteği taşımak. Yüceliğini korumak. Ona sahip oluşundan dolayı hep şükretmek. Kendine bilgelik geldiğinde tevazu sahibi olmak. Her hal ve hareketinde alçak gönüllülüğü elden bırakmamak. Onu bizzat kendisi uygulamak. Onu her an müşahedeye alışmak. Ruhu yücelten örneklerinden hareketle kalbi hem parlatmak hem de hassas hale getirmek. Her fırsatta bu bilgeliği yaymak. İşte sayesinde bilgeliğin sağlamlaştığı ve dışarıya taştığı haller bunlardır. Kul bu hallere hakkıyla sahip olduğu zaman bilgelik kaynaklarından fışkırıp dilinden dökülmeye başlar. Hikmet bulutundan besleyici damlalar bolca gönlüne yağar. Hakikate nasıl başarıyla ulaştığını kendisi de görür. Sordum. Allah sizi esirgesin. Kalbim için bir hayat, aklım için bir uyarıcı. Bilgim için bir genişlik, irademin güçlenmesi için bir heves, manevi gücümü toplamam için şiddetli bir arzu ve dilek,
İsteğimde ısrar etmem için ümit ettiğim hususları bana bir bir anlatınız. Şimdi de bana niçin o hale yani hikmet adının verildiğini söyler misiniz? Cevapladı. Bir bilge yani hakim tarafından soylu bir gönül için mükemmel bir şekilde düzenlendiği için, muhkem hale getirildiği için. Ayrıca hidayet nurları bilgeliğe eşlik eder ve önünü aydınlatır. Bilgelik yani hikmet, başarıya götüren dosdoğru yol ve selamet için gerekli desteklerle desteklenmiştir. Sordum, mükemmel bir şekilde düzenlenmiş ne demektir? Sapasağlam demek. Sordum, sapasağlamdan kastınız? Cevapladı, kendisini lekeleyecek hiçbir eksiği veya ayıbı olmayan. Sordum, Allah sizi esirgesin. Onu bana iyice tanıtır ve biraz daha açıklar mısınız? Cevapladı, bilgelik özü itibariyle açık ve nettir. Yeniden tarife de ihtiyacı yoktur. Sordum, peki özü itibariyle nedir? Cevapladı, hakikate ulaşmadır. Sordum, bilgeliğin ortaya çıkışının belirtileri nelerdir? Cevapladı, hakikati ortaya koyar, cehalet perdesini kaldırır, hidayetin dar yollarını gösterir, günahların çirkinliğini apaçık ortaya serer, anlayışı güçlendirir, zekayı artırır, manevi rağbeti kuvvetlendirir, kesin bilgiyi sağlamlaştırır, gönüllerden ihtirasa söküp atar, hakkı batıldan ayırır, kalpleri kirlerinden arındırır, kusurlu yönlerini gözler önüne serer ve bunları onlara delilleriyle gösterir. Sordum, tertip ve düzeninden önce onun ifade edilişinin sağlamlığı nereden ileri geliyor? Cevapladı, sırrına ilmin şahitlik etmesinden, kendisine erişmek için hakikatin verdiği ipucundan ve insanlar arasında yayılışındaki ve kabullenişindeki hidayet nurlarından. Sordum, kendisine soru yöneltilen bilgenin ayrıcı özelliği nedir? Cevapladı, sarf ettiği sözlere özen göstermesi, hakikati kesin bir delille ortaya koyarak hakikati apaçık meydana çıkarması ve hakikat konusundaki cevabının son derece isabetli olması. Sordum, bilgelikte kemale ermenin, onu dillendirebilmenin, ardından da gönüllere nüfuz edebilmenin belirtisi nedir? Cevapladı, bilgelik sözleri hedeflerine isabet eden oklar gibidir. Hikmete olan güvenlerinden dolayı dinleyenlerin kalpleri o sözlere ram olur. Karşı çıkmaya çalışanların beyinleri, önlerine konan delil, ardından da ahlaki örnekler bilgeliğin harikalarıyla birlikte kendilerine sunulan hakikat karşısında donar kalırlar. O yüzden söylenenleri ister istemez kabul ederler. Sordum. Daha başka. Cevapladı. Bilgelik, gönülleri içinde yüzdükleri uyuşukluktan yani gafletten kurtarıp uyandırır. Muhayyileleri kuruntularından arındırır. Bilgelikten istifade etmeye teşvik eder. Ölmüş kalpleri diriltir. Nitekim bir bilge oğluna şöyle diyordu. Yavrum, bilge kişilerle beraber ol. Yanlarına iyice yaklaşıp diz çök. Çünkü Allah-u Teala tıpkı rahmetiyle ölü toprağı canlandırdığı gibi bilgelikle de ölmüş kalpleri diriltir.